Ortaokul 6'da işte ben resim çizmeye başladım. O zaman okulu bırakmıştım. Maddi sıkıntılardan dolayı. Sonra evde tek başıma resim çizmeye başladım ve bu resimlerimi bir resim hocasıyla işte onlara gösterdim. Ve işte Güzel Sanatlar Lisesi'ne hazırlanmaya başladım. Güzel Sanatlar Lisesi'ne gittim, Urfa merkezi. Ailemden uzak bir şekilde. Resim çizmeyi çok seviyorum. Bana huzur veriyor. Yani kendimi daha rahat ve huzurlu hissediyorum. Cam altı sanatını ben daha önce duymamıştım. Üniversiteyi Mardin Artukulu'da okudum. Cam altı sanatı Mardin Artukulu'da bayağı yaygın bir teknik. Onlarla işte son sınıfta artık haşır neşir olmaya başladım resim sanatını, cam altı sanatını. Güzel bir şekilde devam etmeye çalışıyorum şu an. Cam altı tekniğinde biraz zorluklar var tabii ki de. Tuvale nazaran biraz daha kaygan. Kontür kalemiyle yaptığımız için normal kalemden daha zor oluyor. Ben araştırmalarıma başladığım zaman Viranşehir'de öyle bir teknik yoktu. Ben cam altı sanatını Viranşehir'de daha çok rağbet görsün diye başladım. Şu anda Viranşehir'de öyle cam altı sanatıyla ilgilenen hiç kimse yok benim dışımda. Cam altı sanatını sevdiğim için insanlara da bunu göstermek istiyorum aslında bir nevi. Şu an bir rağbet var mı? O pek belli değil ama işte ileride bir rağbet göreceğini düşünüyorum. Aslında Viranşehir'de çok kadın girişimci yok. Ben de Simurg'u, Anka kuşunu yani, yeniden doğuş, işte kendini gösterme, bir baş kaldırış gibi o anlamda koydum. Geleneksel şeyleri çizmeyi seviyorum. Şenmeran figürünü aslında geleneksel olarak ben gördüğüm için çok beğeniyorum. Küçükken annelerimizin bez üstüne nakış işleyip de duvara astığı halılar oluyordu. Belki bilirsiniz. Onlar mesela. O yüzden şenmeran benim hoşuma gidiyordu. Onun dışında sadece şenmeran çizmiyorum. Hat sanatıyla da ilgileniyorum. Bunu geliştirmeye çalışıyorum şu an. Bu zamana kadar çok zorluk çektim. Atölyeyi açma sürecindeyken de birçok kişi tarafından itirazda bulundular bana. Açmayın falan dediler. Maddi sıkıntılar bayağı çektim. Kendim atölyemi açtım. Ekonomik olarak da biraz sıkıntı çektim ama şu an kendimi toparlıyorum. Ben bütün kadınların okuyup kendi ayakları üzerinde durmasını çok isterim. Bu resim alanında da sadece resim değil, birçok sanat alanında kadınların kendini göstermesini çok istiyorum. Evlerde tek başına oturup da resim çizip ve bunun keşfedilmediğini de çok iyi biliyorum. Bazı çocuklarda, genç yaşta evlenip de işte kendini göstermeyen insanlarda. Aslında eğer bir maddi destek ya da bir destek daha doğrusu olursa eğer köylerde buna yönelik bir çalışma yürütmeyi istiyorum.